keyif zamanı videosu çekmek için leş gibi bir havada sokağa çıktım. Nasıl keyifli dışarısı anlatamam. Yeni yıl geliyor ya, hani yeni yılda böyle insanların içinde bazılarına göre yerli, bazılarına göre yersiz, bazı mutluluk duygusu, bir heves, bir umut, bir şeyler vardır ya. İşte onu yakalayabileceğimiz keyifli bir iki gün İstanbul'da takılmak istedim. Dışarısı acayip gri. Görüyorsunuz, göz gözü görmüyor. Ama yine de İstanbul'un içinde keyif alacak, yılbaşı, yeni yıl ruhunu yakalayacak ne detaylar bulacağız? Bakacağız. Çikolatalı, badem kremalı, ızgara karamelize, muz üzerine tuzlu karamel, soslu ve krokanlı. Wow! Kruvasan severler buradasınız değil mi? İşte şu an bulunduğum dükkan aslında ana malzemesi kruvasan olan bir sürü farklı lezzeti bir arada bulacağınız bir kafe diyebiliriz. Daha çok kahvaltı için tercih ederdim fakat randevu almadan gelinemiyor. O yüzden bu bölgede yani Anadolu yakasında bir tane mekana uğrayalım dedik. Hem de ağzımız tatlansın. Ben klasik reçeli tercih ettim. Biraz da pişkince tam benlik. Çatal bıçağı hiç girmiyorum. Direkt dalıyorum. Yılbaşı sabahı kendinize güzel bir kahvaltı hazırlayarak bence güne başlayın. Çünkü bu berbat yılı uğurlayıp yeni yıla umutla girmek için güzel bir kahvaltıyla başlayın. Gece yarısından sonra da sihirli bir değnekleymiş gibi eminim her şey güzel olacak. O kahvaltı için böyle bir mekana gelebilir ya da eve kruvasan alıp kendi kahvaltınızı hazırlayabilirsiniz. Ben ağzım burnumu toplasam neler anlatacağım şu anda. Gerçekten çok ciddi bir kruvasan severim. Fakat lezzetli, çıtır çıtır kruvasan bulduğumda da hiç kaçırmam. Sadece bunun için böyle bir yere gelir miyim? Bence gelirim. Çok güzeldi. Umarım sipariş vardır evlere. Evet, madem yağmur yağıyor, kapalı bir yere girelim. Nereye girelim? İçimizi ısıtacak rengarenk bir yere girelim. Yün ve şiş alacağım. Sonra upuzun atkı öreceğim rengarenk. Hatta bir kendime bir tane sizden birine hediye edeceğim. Yeni yıl ruhuysa yeni yıl ruhu. Hadi bakalım. Delirtici güzel. Bir fiyata bakalım. Çok şeker. Gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Kışın hem ortamın kasvetinden yani genel Türkiye'nin genel kasvetinden hem de kış kasvetinden uzaklaşmak için Danimarkalıların hani bir tane mutlu olma felsefesi var ya, hygge diye bir şey. Küçük şeylerden mutlu olmak. Al sana, gel bir yünceye küçük bir şeyden mutlu ol. Gerçekten olursun. Ben şu an oluyorum. Yeni yıl ruhuna uygun şöyle sıcacık renkli bir atkı örmek istediğimde kolayca böyle hızlıca da örebileceğim biraz irice, kalın. Ne önerirsiniz bana? Yani böyle şöyle böyle gök içimizi açsın. Pamuk şekerimsi bir renk. Evet. O bu mu? Elimdeki. Evet, bir yumaktan mesela yapabilirsiniz. Aha, çok güzelmiş bunun rengi. Bu hangisi? Evet. Ben bu renklere delirebilirim mesela. Dükkanda şöyle bir şey var. Örülmüş örnekler var. Gelip hem orada aslında yünün nasıl bir şeye benzeyeceğini ördüğünüzde görebiliyorsunuz. Mesela bu da çok güzelmiş. Şu anlamda aslında burada bir çekim yapmak istedim. Şimdi herkes daha ekonomik ama işlevsel bir şeylere dönüp bakıyor ya. Böyle hediye almak, vermek de hani 1, 2, 3 kendi elinizle yaptığınız hem ekonomik hem de güzel bir hediye olmaz mı? Kendinize ya da sevdiklerinize. Mutlaka. Zaten el emeğinin karşılığı asla olmayacak. Bence de çok kıymetli. Zaten sevdiklerinize elinizde yaptığınız bu ister örgü olur ister başka bir şey olur. Bir kart bile bence çok değerli. Bence de. Peki şimdi şöyle bir şey var. Herkes örgü örmeyi bilmeyebilir. Özellikle daha genç olanlar. Bunu öğrenebilecekleri YouTube'da bir sürü kanal var aslında. Çok basitçe anlatıyor. O yüzden de en azından en basitiyle başlayıp atkı örmek dünyanın en kolay şeyi. Dümdüz başlıyorsunuz ve gidiyor. Ne kadar uzatmak istiyorsanız o kadar. Hatta ben aslında biraz farklı düşünüyorum. Erkeklerin de örgü örmeye başladığını biliyorum ben. Çünkü örgü örmek insanı müthiş rahatlatan bir şey. Gerçekten. Kafayı dağıtmak mı istiyorsun? Dolar mı yükseldi? Al eline şişi, hıkıtık 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 öyle bir örersin ki inanılmaz rahatlarsın.
Şaka değil, örüyordum diyorum ya. İnanmıyor musunuz? Çok ayıp. Annemi şahit olarak göstereceğim size. Örerim, dikerim diyorum. Tamam, hatırladım ben nasıl örüldüğünü. Şimdi yeni yılın geldiğini nereden anlarız? Şıkır şıkır, fıkır fıkır vitrin ve dış cephe süslemelerinden, dükkanların içindeki ışıltıdan, pırıltıdan anlarız. Şimdi sizi böyle hem kendi çok tatlı, hem sattığı ürünler tatlı, pırıltılı bir dükkan örneğine götürüyorum. Yeni yıl ruhunu genelde yakalayan bir dükkan. Akşam hava biraz daha karardığında bu ışıklar çok daha kendini gösteriyor tabii. Ama o zaman da yanına yaklaşmak zor oluyor. O yüzden ben biraz daha sakin gün ortasında size arkayı göstermek istedim. İçeri girelim, birazcık yeni yıl ruhuna bulaşalım. Tatlı, şeker, şeker iyidir. İçimizi ısıtsın. Yalnız dükkan nasıl çağırıyor biliyor musunuz? Gelsene. Bak, gökyüzünden itibaren bak, sonra yeryüzüne in. Çok güzelmiş bu. Bir şey söyleyeceğim, ben bunu dekor zannettim. Satıyor musunuz bu boyda, evet, bir şekeri? Efendim. Ne kadar onun fiyatı? 900 lira. Şekerin büyüklüğüne bak. Ha, bu çok şeker. Yılbaşında eve gelen, yani arkadaşlarınıza, aile dostlarınıza, misafirlerinize böyle birer tane şeker hediye edebilirsiniz. Aslında o günün hem anısı gibi bir hoşluk olarak misafirinize de hediye verebilirsiniz bence. Bazı günlerde şekeri hayatımıza alabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü iyi geliyor. Fıstıklı dürüm yılbaşında. Dondurma içiyoruz böyle hamur açar gibi. Açılır mı? Sarıyoruz dürümü. Öf görürüz yani. Vay vay vay. Şetil Vahşet bunun ismi. Yani muhteşem. Sağ buluyorsun. Mükemmel bir şekilde yiyorsun. Böyle bir şey. Tarifiyle birlikte satıyorsunuz yani. Öyle boş yok. Muhteşem bir insan canı çekti yani. Benim de çekti. Bir de ne var orada? Çıtır kabak görüyorum. Kabak, Hatay kabağıdır. Kireci yatırım. Ben cevizli tercih ederim fıstık yerine ama orada kabak ve ayva benim favorilerim yılbaşı sofrasında. Gel. La 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 la. Şekerciden çıkmış bir çocuk. Şimdi Kadıköy'de çarşıda gezmeyi sever misiniz? Ben bayılırım. Yiyecek, içecek, tadacak, gözünüzü ve gönlünüzü doyuracak çok fazla dükkan var. Ayaküstü bir lezzet. Sokak lezzettir arasında bana göre ama en güzellerinden biri. Murat'ın tabiriyle bir lahmacun çıtlatacağız. Hadi gel. Bak burada hazır çarşıdayken alsak mı? Toz zencefil, biraz da tarçın. Bunların da bir yeri var tabii. Merhaba, toz zencefil vardır değil mi? Buraya da bayılıyorum. Şuraya bak. Zeytin, cennet. Benim için cennet. Şu karışımın güzelliğine bakar mısın? Renklere bak. Bak, iştah kabartıcı. Bunların rengini veren ne? Bu kadar pembe ve mor olması? Pancar çiğne yapıyorlar, yaban mersini yapıyorlar. Yaban mersini ve pancardan mı bu renkler oluyor? Biraz. Gıda boyası değil yani. 6 ay bekletiyorlar. Ha, nereden bunlar? Bunlar Manisa'dan geliyor. Al bir şey vereyim. Versenize. Yolda giderken yersin. Çerez gibi değil mi? Doğru. El sallayabilirsin. Siz sallayın, ben hep sallıyorum. Balık var, balık varsa işte çarşı pazar dolaşmaktan ben videoyu çekemiyormuşum. Hep renk, ışık, böyle insanı içini ısıtan, çağıran dükkanlar, tatlıcılar, şekerciler. Ay ne kadar renkli bir vitrininiz var. Yoldan çıkarıyor gerçekten ama. Dur, biz şimdi yoldan farklı türlü çıkacağız. Yoldan çıkmanın da bin bir tane şekli var. Sadece tatlı ile şekerli çıkmayalım. Bunun bir başka versiyonu var, daha geleneksel, daha kış kış. Çocukluğumda mahallede geçip sokak satıcısı satardı. Ben uyuyamaz, korkardım sesinden. Neden bahsediyorum? Burada mı söyleyeyim, orada mı söyleyeyim? Oo,
uzağa diye uzatarak bağırırdı ve ben o bağırmadan çok korkardım. Kardeşimle aynı odadaydık ve nedense o ses ikimizi de çok korkuturdu. Yıllar sonra benim en sevdiğim kış içeceği oldu boza. Boza içmek için de İstanbul'da tabii ki Vefa Bozacısı'na geldim. Bu arada boza binlerce yıllık bir içecek. Çok eski bir tarihi var. Biranın atası olduğu da söyleniyor. Tabii ki şerbetçi otuyla beraber farklı bir fermantasyon süreci var. Boza Osmanlı'da da çok sevilmiş. Sarayda da sevilmiş. Osmanlı'nın işin içine karıştığı tüm Balkan ve diğer coğrafyalarda da boza içilmiş. 4. Murat zamanı alkolün yasaklanmasıyla meyhaneler kapatılmış. Boza dükkanları ortaya çıkmış. Bozacılar ve alkol yerine boza tüketilmeye başlanmış. Böyle küçücük bir bilgiyi de paylaştıktan sonra kışın olmazsa olmazı bozayı belki de yılbaşı sofranızda da bulundurmak istersiniz. Gerçekten çok güzel yalnız bu. Lahmacun, kruvasan, boza, şeker. Ne yaptık başka? Tatlı baktık bir süre ama başka tatlı yemedik daha. Yesek mi acaba daha? Çikolata falan. Bu arada bunun yanına sarı sıcak leblebi çok yakışır. Vefa'ya, bozacıya geldiğimiz zaman karşısında bir leblebici var. Akşamları burası çok daha kalabalık oluyor. Oradan sıcak leblebinizi alıp gelip burada bozayla devam edebilirsiniz. Evinize de buradan güzel farklı litrelerde alıp götürebilirsiniz. İster hediye götürün, ister evinize götürün. Misafirlerinize ikram edin. Yani sıcak bir karşılama kış için. Sıcak derken içeceğin kendisi sıcak değil Salep gibi. Yani bozanın duygusu sıcak. Anladınız siz onu. Sıcak leblebi aldım. Dayanamayıp üstüne doldur. İkinciye devam ediyorum. Bu sefer leblebiyle. Burada ne var? Sıcak şarap mı var? Ne kadar? 7 lira bardağı. Şimdi Beyoğlu'na geldik. Saint Antoine Kilisesi'nin avlusuna girdik. Burada böyle güzel bir ağaç ve küçük küçük standlar var. Yani bu bahçede birazcık o yeni yıl ruhunu da hissediyorsunuz. Şimdi aslında Türkiye'de şöyle iki tane kavram var. İşte Noel ağacı, Christmas ağacı ya da yeni yıl ağacı diye. Biz aslında evlerimizde yeni yıl için bolluk, bereket, neşe olsun diye evde ağaç koyuyoruz ve süslüyoruz. Çoğumuz böyle. Eğer Hristiyan inancında olan takipçilerimizden bahsetmiyorum. Şimdi ağacın önündeyken biraz şu yılbaşı ağacı meselesinden bahsedelim. Bu yılbaşı ağacı ya da Noel ağacı olarak gördüğümüz dünyanın farklı yerlerinde ağaç zaten hep kutsal kabul edilmiş. Paganizmden bugüne gelene kadar. Öyle ki Kuzey Avrupa'dan işte Asya'ya, eski Hun Türklerine özellikle yapraklarını dökmeyen yeşil ağaçlar bolluk bereketle simgelenirmiş ve kışlarda işte ekim dikimin yeniden tarımın canlanışının başlangıcı olduğu düşünülüyormuş. Örneğin Orta Asya'da Hun Türklerinde filan hediyeler çamaşırın altına bırakılırmış bir çam bayramı varmış. Şamanizmde çaput bağlamak, dilek dilemek, bereket olsun diye tohumları kuru yemişleri dallara asmak bir gelenek mesela. Yine Keltlerde de aynı şekilde. Hatta Orta Çağ'da kötü ruhlardan, cadılardan ya da işte ölümden korunmak için yeşil yapraklı dallar kapılara asılırmış. Yıllardır bu gelenek farklı inanışlarla bugüne kadar gelmiş. Ben aslında biraz işin ruhu, enerjisi, ışıltısını seviyorum. Bir neşe kattığını düşünüyorum ve onun altına küçük hediyeler koymak ve sevdiklerine paylaşmak geleneğini de seviyorum. Dolayısıyla konu sadece inanç meselesi, Hristiyanlık meselesi değil. Noel ağaçları belki öyle ki Noel ağacının ortaya çıkışı da zamanında Almanya sınırlarında olan Strasbourg'daymış. Oradan dünyaya yayılmış ve bunun yayılma sürecinde Kraliçe Victoria ve kocası Prens Albert'ın çocuklarıyla bir illüstrasyonu var ki o dönemin trend belirleyicisi olan Kraliçe bu geleneğin yani Noel ağacı geleneğinin yayılmasında da etkili olmuş. Ama bu avluyla ilgili bir bilgi vereyim. Mesela burası oldukça eski zamanlarda İstanbul'un 1800'lü yıllarında avlulu, bahçeli bir tiyatro ve biraneymiş. O zamanlar yılbaşı kutlamaları bu avluda yapılırmış. Hatta gece yarısından sonra kumar oynanırmış. Yıllar içinde tabii bambaşka bir yapı var şu an. Burada bir kilise var ve o kilisenin avlusunda da gördüğünüz gibi ağaç kuruluyor ve yılbaşı için standlarla hediyelikler. İnsanlar geliyor, alışverişlerini yapıyorlar. Ben burada olmayı seviyorum. Yani benim inancım belki evet bir Hristiyan inancında değilim ama gelmeyi, burada dolaşmayı, ben farklı ibadethanelerde dua etmeyi ve yeni yıl için dilek dilemeyi seviyorum. Mum yakmayı seviyorum. Bu da benim kendi ritüelim.
Güzel ama değil mi? Akşam oldu, ışıklar yandı. O zaman ne oldu? İşler değişti. Hemen ortalık bir yeni yıl ruhuna bürünmeye başladı. Ben de bu ışığı, özellikle sarı ışığı çok seviyorum. Şehir aydınlatmasını da seviyorum. Ve kışın, yeni yıl zamanı, şehir böyle aydınlanınca çok mutlu oluyorum. Buraya gelme sebebim, burası bu arada Galata Port, Karaköy tarafındayım. Bir yeni yıl alanı arıyorum kendime. Christmas Market yapılacak burada. İstanbul'da da yapılıyor mu? Evet, 1-2 yıldır yapılıyor. Gidip bakalım nasıl yapılıyor. Pozunu veriyorsun, yola devam ediyorsun. Standlarla başladık. Müzik var sağda solda. İnsanlar hareketli. Hediye seçiyorlar muhtemelen ya da kendilerine alışveriş yapıyorlar. Biraz müzik dinliyorlar. Makyaj konsepti. Bence şu çok güzel bir hediye olur biliyor musun? Böyle alıp böyle çıtır çıtır yediğim bir yüzlük hiç fena bir hediye olmayabilir. Eminönü'ne geldim. Mısır Çarşısı'nın yakınlarındayım. Ortama daha adımı atar atmaz köz mısır kokuyor. Neden buraya geldim? Yılbaşı sofrası için birkaç bir şey alacağım. Burada eskiden olan, kafamızda olan şey ne? Ucuz ve ekonomik seçenekleri bulabildiğimiz yer. O yüzden biraz süs almak istiyorum. Böyle ışıltı, pırıltı, böyle küçük küçük ışıklar istiyorum masaya. Süsler istiyorum, bir de kuru yemiş alacağım filan. Ne zamandır da gelmiyordum, biraz da buranın ruhuna bakalım. Aha, yağmur başladı. Güzel bir zencefilli tarçınlı kurabiye yapacağım. Onu bir de sıcak şarap denesek mi evde ya? Ha? Hoşluk olmaz mı? O zaman Mısır Çarşısı. Mısır Çarşısı'nın ortamı da ayrıca çok keyifli değil midir ya? Bayılıyorum. Bu arada acaba yılbaşı süsü almak için nereye gitmeliyim? Sağa sola soracağız yani. Yılbaşında sofrada olmasından en keyif aldığım şeyi gösteriyorum size. Bu. O yüzden kendime ondan şöyle bir büyük kaselik alacağım. Bak bu üsttekiler iricen gözüküyor. Bana oradan versene. Nereden istiyorsan söyle. Yılbaşı süsü. Buradan abla sola gir. Sola. Evet, arada can süs, tüm mağazalarda. Onlar süsçü mü? Tamam. Çok teşekkür ederim. Ya. Kolay gelsin. 35 liraya karanfil, 70 liraya kestane. Böyle alışveriş yapa yapa gidiyorum. Ne diye diye fiyatlar arasında. Neyse. Şimdi bu sokakta, kuru kahvecinin sokağında yılbaşı süsü satılıyormuş. Masanın üstüne ya da camın önüne koyacak kadar çok uzun olmayan pilli ışık arıyorum. Oo çok güzel. Şunlara bak. Bak bunun rengi güzel ama. Şu top 80 liraymış bak. Kafam kadar. Pilli ışığınız var mı? Pilli ışığımız yok. Heh buldum. Ya bunlar elle, diğerleri kırık. Işığına göre değişiyor. Işığına göre. Buyurun buyurun. Aa bu çok renkli. Ben öyle istemiyorum. Sarı istiyorum. Kurabiye için bir tane adam kalıbı. Bir tane böyle adam istiyorum. Hani adam yaparlar ya. Bir de üstünde kreşeyle böyle kremi gibi böyle gözünü düğmelerini dikerler diyorum. Sıkarlar hani. Ya ne güzel dükkan değil mi? Dünya kadar böyle şey, gıda ile ilgili böyle süsler, pastacılıkla ilgili malzeme var. Bunlar ne kadar? 8 lira. Ay direkt oynatmaya az kaldı dükkanı burası.
Evet, galiba alışverişi minimal tutup buradan dönüşe geçeceğim. Fiyatlar acayip yüksek. Kimse indirim yapmıyor. Eskiden burada alışveriş yapmak bana göre ucuzdu. Şimdi ucuz falan değil. İndirim de yapmayı bırakmışlar. Ben size söyleyeyim. Yaşasın. Hadi. Ben de sizi sizi takip ediyorum. Öyle mi? Evet. Çok güzel reklamlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasıl buldunuz burada fiyatları? Ben ne zamandır gelmiyordum. Acayip yüksek değil mi? Eskiden indirim yaparlardı, yapmıyorlar diyorum. Bravo diyor. Fiyat şey yani, istiyor. Şimdi çarşının içinden çıktım. Bir kere şunu söyleyeyim, kalabalık tabii. Sabah erken gelinse belki biraz daha sakin olurdu. Ben öğlen saatlerinde biraz zorlandım. İki, hep aynı malzeme var her yerde. Çünkü herkes her şeyi aynı yerden alıyor. Ama fiyatlarda böyle bir 5-10 liralık değişiklikler olabilen yerler var. Süslerin kalitesi çok düşük olduğu için o fiyata o malzemeyi almak istemedim. Her neyse, özetle kimse de indirim yapmıyor yalnız. Herkes haklı. Yani herkes haklı. Ne yapalım? Biz de evimizde kendi kendimize ambiyans yaratmaya çalışıyoruz herhalde, değil mi? Nasıl balık kokuyor ortam? Izgara balık. Balık ekmek kokuyor Eminönü. Piyango almadık ya. Ya ben inanmıyorum ona ya. Ne ona para vereceğim şeklinde. Şekerleri koydum. Önce masayı süslüyorum, evdeyim. Şimdi ne yapacağız? Kestaneleri ıslatmıştım, çizdim, fırına vereceğim. Evde yeni yıl hazırlığı böyle bir şey. Benim için böyle bir şey. Kuru yemişler, meyveler, mumlar, ışıklar. Burada gördüğünüz gibi sembolik bir tane yeni yıl ağacım var. Evin içinde kedi köpek olduğu için ben yılbaşı ağacı koyamıyorum. Çünkü o yerinde durmuyor. Tırmalanıyor, atlanıyor, oynanıyor. O yüzden ben de böyle bir çözüm ürettim. Biraz da masaya böyle kozalaklar, ışıklar, süsler. Siz de canınızın istediği gibi evinizi süsleyebilirsiniz. Bence ben seviyorum çünkü enerjiyi yükseltiyor. Kestaneyi fırına verelim mi? 250 derece. Ağzıma burnuma yapıştı. Bir yeni yıl kurabiyesi yapacağım. Böyle tereyağlı, tarçınlı, zencefilli, fırından çıktığında evin içini inanılmaz güzel kokutacak bir kurabiye. Daha önce yaptım mı? Tabii ki yapmadım. Yallah. Çok azıcık şeker koyacağım çünkü pekmez var burada. Ahenkle pekmez dökülür. Şimdi birer çay kaşığı diyor ama ben biraz tatlı kaşığını doğru gitmek istiyorum. Zencefil attık. Az tarçın, şöyle onu da attık. Şekerli vanilin ve karbonat kabartma tozu. Canınız hangisini istiyorsa ikisi de oluyormuş. Ben ikisinden de şöyle. Bu yapış yapış şahane bir hamur olacak. Vıcık vıcık onu dinlenmeye dolaba koyacağız. En son böyle burnuma gelen kokusuyla neyi hatırlıyorum biliyor musunuz? Prag'da Franz Kafka'nın müzesinin önünde bir dükkan vardı. Dükkanın iki kapısı vardı. Birinden girdim. Allah'ım dedim, içeride nasıl bir koku var. Sıcak zencefil çayıyla bir kurabiye yiyip o soğukta içimi ısıttığımı hatırlıyorum. Genelde Avrupa'da kış seyahatlerinde, özellikle bu Noel dedikleri Christmas pazarlarının olduğu zamanlarda sıcak şarap ve zencefilli kurabiye olmazsa olmazdır. Pazar var. Her gün burada kuruluyor bu standlar. Daha çok böyle hediyelikler, kuklalar, magnetler, böyle şeyleri almak için gayet güzel seçenekler var. Çok daha uygun tabii mağazalara göre. Ivır zıvırcı. Şu kokuya doğru yürüdüm. Muhteşem bir kokunun olduğu dükkana girdik. Tarçınlı kurabiye kokuyor her taraf. Kafka Müzesi'nin bahçesine geldim ama içeri girerken şöyle şu gördüğünüz muhteşem kurabiye dükkanının içinden geçtim. Güzelliği ne? İçerisi mis gibi böyle tereyağlı tarçınlı kurabiye kokuyor. İsterseniz elinize karton bardaklarla sıcak şarap, sıcak çikolata ya da sıcak ev yapımı zencefil çayı alabiliyorsunuz. Çünkü hava o kadar soğuk ki çok ihtiyacınız oluyor. O yüzden ben de o mutluluk kokusunu evde yaratmak istiyordum. Murat.
Ağlayacağım şu anda. Bu sadece keyif zamanı videosu. Yani neden keyif alıyorsan onu yapabilirsin. Yılbaşı için evinde hazırlık yapabilirsin. Mutfakta bir keşif olabilir, keyif olabilir. Bazen kamp yaparsın, çadır kurarsın. Keşfettiğin şeylerin peşine takıl, keyif aldığın şeyleri yap yani. Bu kadar. Kıçık. ...12'de çıkar değil mi televizyonu? Herkes onu beklerdi. Milli piyango çekilişi ve dansöz saati. Zamanla işler değişti. İnsanlar sokaklara çıkmaya başladı. Taksim Meydanı'nda, Nişantaşı'nda konserli monserli, bol tacizli yılbaşı eğlenceleri geldi. Biliyorsunuz hep bu haberler çıkardı. Ondan sonracıma ne oldu? Covid geldi. Herkes bir kala kaldı. Evde mutlu olma sanatını çözmeye başladı. Tık tık tık. Püskürecek mi acaba? Bu arada yılbaşı kutlamaları İstanbul'da nasıl başlamış? 1800'lü yıllar aslında şöyle söyleyeyim. Osmanlı'nın son dönemlerinde İngiliz Büyükelçiliği Haliç'te bir gemide yılbaşı balosu yapıyor ve siyasi bazı isimleri de davet ediyor. Ve orada bir yılbaşı kutlamasının ilk kez siyasiler şahit olup parçası olmuş oluyor. Ama halkın içine durum nasıl? Özellikle gayrimüslimlerin daha yoğun yaşadığı nüfusu olan semtlerdeki Beyoğlu bunların başında geliyor. Leventenlerin ve Rumların çok olduğu yerde zaten yılbaşı kutlamalarının Noel ve yılbaşını birleştirip böyle partiler, kutlamalar yapılıyor. Ve orada yaşayan Müslüman halk da komşuluktan dolayı bunun bir parçası oluyor, biliyor zaten. Eskiden beri Beyoğlu o yüzden yeni yıl kutlamalarının ve işte Aralık'taki bu Noel zamanının önemli bir merkezi. Kurabiye savaşları. Böyle birazcık yoğunca bıcık bir çamur oldu. hamur oldu. Vakti zamanında nereler gezdik, nereler gördük koleksiyonu görüyorsunuz. Dünyadan, farklı şehirlerden hepsinden birer magnet alıyordum. Bak Viyana. Çok hoş. Evet, hedefimiz şurası. Çünkü Viyana'da çok farklı noktalarda birçok çeşitli Noel pazarı kuruluyor. Yeme içme ve hediyelik üzerine oluşmuş bir mantığı var buradaki standların. Bu ne? Aha, boyun nasıl? Ellerini koyuyorsun. Ben bunu içtikten sonra bütün Viyana'yı dolaşırım gibi geldi bana. Bence iyi fikir bu. Elinde böyle sıcak içeceğinle burayı dolaşıyorsun. Beğenirsen evine götürüyorsun. Beğenmezsen ya da taşımak istemezsen depozito olarak ödediğin parayı geri alıyorsun. Bunları çok beğendim. Çok iyi formlar. Burası özellikle bulunduğu yerden dolayı katedralin bu ihtişamlı aydınlatılmış yapısı da yanında yükselirken oldukça güzel görünüyor. Bence konum olarak çok iyi bir noktada. Şimdi gidip biraz buz pistine bakalım mı? Kış ruhunu iyice yaşayalım bence. Can canlı stand burası sanırım. Bunun bir çikolata olduğuna inanamıyorum şu anda ben. Aşırı gerçekçi. Yemeğe kıyamazsın. İşte en sevdiğim. Bence buraya gelmemiz değdi yani. Şunun için sadece bak. Kofur kofur. Kestane isteyen. Ama bunu almazsam çatlarım ben. Girdim mi bir kuyruğa yine? Mecbur. Yaptırmam. Geliyorlar. Patatesime geliyorlar. Beyaz bir mutluluk. Gerçekten lapa lapa kar yani. Arkamdaki ışıltılı, şırıltılı, pırıltılı yer
bir art Christmas marketi. Yani sanat ve craft, yani el işi olan bazı işler varmış. Diğerlerinden biraz farklı olmasını ümit ediyorum. Art Advent. Karplatz. Acayip çözdüm Almancayı. Diğerlerinden biraz kalabalık mı? Bana mı ilk bakışta öyle gözüktü? Çok güzelmiş. Görüyor musunuz? Luna Park'ta esin atlı karıncalar vardı. Ama onlar çok eskidi belli ki. Buyurun, tasarım. Fikir her zaman şahane bir şey değil mi? Yaratıcı fikir. Benim tartışmasız en sevdiğim burası oldu. Çünkü buradaki ruh daha güzel. Toplamında daha hoş, enerji daha yüksek, standlar daha renkli ve daha özgün. Öbür türlü daha biblo, hediyelik, işte daha ağaç süsleri filan, çok böyle birbirine benzeyen bir örnek standlardı. Burada fikir ve üretim var, o yüzden fiyatlar daha yüksek ama daha özgün. Enerjisi de gerçekten çok güzel. Bayıldım. Benim favorim bu market. Şimdi ben ucuz şarap aldım çünkü çok iyi bir şarapla sıcak şarap yapmanın bir manası yok. Isıtacağız, kaynatmayacağız. Fokur fokur kaynarsa alkol markör bir şey kalmıyor, çok manasız oluyor. 80 derece, o yüzden derecem de burada. Tatatitom. Bir kere portakal suyu koyacağım ben. Çok şeker koymak istemiyorum. O yüzden sıkımlık portakal aldım, dilimlenecek portakal aldım. Kabuk koyacağım içine, elma. Ama elmanın kendini koymayayım diyorum çünkü püre gibi olup yumuşayabiliyor. Etli ve kalın kalın kabukları biraz içine öyle bırakıyorum. Leki, gel kızım gel. Al benim otobur kızım, al. Bak, Leki elmaya bayılır. Beyaz leblebi çok sever. Biber, yeşil ve kırmızı biber en sevdiği şeyler. Benim kızım vejeteryan köpek. Aşkım benim. Vereyim bir tane de anneciğim. Al hadi, ama başka yoksa hadi git. Bir annesi, bir kızı. Evde ayva var sanıyordum, o yüzden ayva almamışım. Ayva olsaydı dilim dilim ayva koyabilirsiniz. O piştiği zaman yanına da ayvaları çıkarıyorsunuz. O çok güzel emiyor, böyle güzel yiyorsunuz. Çubuk tarçın kullanacağım. Kuşburnu birkaç tane atacağım. Çok farklı sıcak şarap tarifleri okudum, izledim. Beyazla, pembeyle, kırmızı şarapla yapılanı vardı. Ne bileyim işte Yıldız Anason koyanı var, Kakule koyanı var. İşte o var bu var ama benimkinde bunlar olacak. Yani aroma vermek için bu meyveleri ve bu baharatları kullanacağım. Onlar şarabın içine geçecekler. Acaba bir tatlı kaşığı şeker atayım mı atmayayım mı? Murat? Bence. Biraz tatlansın diyorsun. Murat oyunu bir tatlı kaşığı şekerden yana kullandı. Güzel ısınacaklar. Bir süre orada kalacak. Altı kısık sıcakken alıp servis edeceksiniz. Çok güzel iç ısıtır. Hatta bir yerde şu yazıyordu. Afrodizyak. Bilmiyorum öyle mi? Dener bakarsınız. Yorumlara yazın, afrodizyak da o gece ne oldu öyle ya filan. Şarabı koydum 80 derecede, birazcık sıcak da böyle daha 80'e çıkacak. Ondan sonra biraz kısık ateşte devam edecek. Peynir tabağı için kendime göre 3 çeşit peynir ve 2 çeşit şarküteri, birazcık tatlı ekşi dengesi kendi yaptığım böyle güzel acı biber reçeli var, bayılıyorum buna. Biraz nar, biraz kuru yemiş. O zaman yukarılı aşağılı güzel bir peynir tabağı. Yerli peynir de şaraba en yakıştırdığım şey. Bu kaşarlar. Eski kaşarlar. Böyle tatlı, ekşi, tuzlu hepsi bir arada olunca hoşuma gidiyor. O yüzden bamya turşusu, erik turşusu falan da böyle minicik konabilirim. Masayı da süslü görünce insanın iştahı kabarıyor. Ne yapalım? Ya şöyle peynir tabağı bir restoranda önümüze geliyor mu? Gelmiyor. Ancak canınız nasıl bir tabak istiyorsa o tabağı ancak evinizde yaparsınız. Sizden şey rica edeyim ben. Mesela siz de kendi yılbaşı sofranızda kendiniz neler yaptınız? Mesela nasıl peynir tabakları hazırladınız? Böyle farklı
keyif aldığınız tasarımları lütfen paylaşın. Hepimizin ufku açılsın. Bir sonraki sofrada sizin peynir tabaklarınızı deneyelim. O yüzden beni tagleyerek Instagram'da paylaşım yapanlar beni de taglerse ben de sizi paylaşmış olayım. Sizin güzel yaratıcılığınızı hep beraber görmüş olalım. Bir dahakini biz de yapalım. Şimdi artık kurabiyeyi pişirelim. Yıllardır seramik yapıyorum. Herhalde bunu da indirebilirim. Ay acaba kurabiyeler nasıl güzel olacak? İşte böyle şekiller, şemaller. Çok iyi kokuyor yalnız bu. Kurabiyeler fırında pişerken, ben de misafirlerimi beklerken, yılbaşından bir hafta önce bu sofrayı kurdum ve hazırlık yapıyorum. Dolayısıyla bu sofrayı tek başıma herhalde geçirmemi beklemiyordunuz bu hazırlıkları. O yüzden kızımın arkadaşı olacak, Timur olacak, Murat olacak, böyle biraz kalabalık olacağız. Öncesinde ben sıcak şarabı tadacağım kurabiye olurken. Yılbaşı akşamlarında ben zaten dışarıda olmayı hiçbir zaman sevmedim. Bu konu pandemiyle ilgili de değil. Çünkü fiyatların arttığı, insanların içkiyi neresine içtiğini bilmeden şaşırdığı, sapıttığı durumlar olurdu. O yüzden de bu böyle sanki hep beraber çılgınlar gibi sokaklarda eğlenmeliyiz duygusunun insanlara dayatıldığı gibi bir enerji olduğunu düşünüyordum yılbaşı akşamlarında. Üstelik ben 2 Ocak doğumlu biriyim. Bir gün sonra da doğum günüm. O yüzden onun yerine böyle evde olmayı ya da bir ev partisinde olmayı, bir yere gitmeyi, daha kontrollü alanları seviyordum. O yüzden benim için bu ilk değil. Yani suni bir şey değil, sadece sizin için yapılmış bir şey değil. Bunu seviyorum ben. Bir araya gelip güzel sohbetler. Ama oyunlar oynamayı da seviyorum. Güzel müzikler dinlemeyi seviyorum. Ya da yılbaşının enerjisine, ruhuna uygun böyle romantik filmler seyretmeyi seviyorum. Did you say, am I happy? You gotta be. Mesela bir tanesini önereyim. The Holiday. Kate Winslet vardı, Cameron Diaz vardı. Neydi şu yakışıklı İngiliz olan oyuncu? Jude Law. Canım. Yani yaşlandıkça biraz Brad Pitt gibi olmadı. O karizmasını kaybetmeye başladı ama olsun, gönlümde yeri ayrıdır. Her neyse bence Jack Black vardı falan filan. Yani o filmi seyredebilirsiniz. Seyredenler bir daha seyredebilir. Seyretmediyseniz de seyredin bence. Tam bir yılbaşı ruhuna uygun filmdir. Başka film önerileriniz varsa lütfen aşağı paylaşın. Artık dijital dünyadayız. Spotify'da, işte YouTube'da, her tarafta inanılmaz güzel playlistler var. Ben teliften size şu an dinletemiyorum. Ben genelde öyle bir müzik ambiyansını seviyorum. Mumları yakın, ışıkları yakın. Sofranızı küçük büyük demeyin. Renkli, bereketli bir şekilde donatın. Çünkü yeni yılın ruhu için içinde umut barındırıyor bence. Ne olursa olsun bir yılı bitiriyoruz, öbür yıl başlıyor ve her başlangıç insanda bir dilek, bir umut duygusu uyandırıyor. Çok zor bir dönem geçiyor. Türkiye için, dünya için evet, ama kendi içimizde, kendi huzurlu alanlarımızı yaratıp neden daha pozitif, güzel şeyler dilemeyelim? Wow, benim için güzel. Bu arada ilk yılbaşı tatilini öğrendim ben, bilmiyordum bu vesileyle. Tam da yılını söyleyeyim, hatta yanlış olmasın, 1936 yılında İlk resmi yılbaşı tatili yapılmış Türkiye'de. İnönü'nün imzasıyla meclise bir önerge sunulmuş. Ulusal bayram ve genel tatiller hakkında bir kanun tasarısı. Ve 31 Aralık öğleden sonrası itibariyle 1 Ocak gününü de içine kapsayacak şekilde resmi tatil olması o yılda kabul edilmiş. Öyle ya da böyle yeni yıl ruhu umarım içinizde sizi kıpır kıpır hala ettirebiliyordur. Umarım güzel sohbetli, samimiyetli, muhabbetli sofralarda buluşabilirsiniz. Kendi yeni yıl dileklerinizi, sofralarınızı, peynir tabaklarınızı, şarap tariflerinizi ya da kendi güzel tariflerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Hediye olarak çok büyük şeylere yönelmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü hediyenin mantığı maddiyat değil, maneviyat olmalı diye hep bakıyorum. Mümkünse kendi el emeğinizle bir şey yapabilirsiniz. Sevdiğiniz bir kitabı hediye edebilirsiniz. Müzikler, filmler, oyunlar, yemekler, her şey aslında bir hediye olabilir. O yüzden şimdilik buradan veda edelim. 2022'de çok keyifli, muhabbetli bir sürü güzel videoda buluşuruz diye düşünüyorum. Finalde size kurabiyemi de göstereceğim tabii. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Benim adamlarım kilo almış içeride. Ya bir şey söyleyeceğim.
aylar olmuş sana puf. Kalpler olmuş tuf. Adamlar olmuş güp. Olsun, siz beni yine de çok sevin. Bana misafir gelip bu sofraya oturacaklara malzeme çıktı. Artık mesela bugünün eğlencesi benim kurabiyeler olur mesela. Ben böyle hataları seviyorum. Böyle küçük tatlı şeyler, kusurlar iyidir. Biraz muhabbete sebep olur. Neden olmasın? Ay çok komik. Formların hepsi gitmiş. Neyse ya. Olsun, ne yapalım? Önemli olan emek, el ceyizimle ben uğraştım bu kurabiyeler için. Diğer taraftan el ceyizimle sizin için hıldır hıldır bir atkı yapıyorum ki bayağı da uzadı. O atkıyı da içinizden bir takipçime hediye edeceğim. Bu yılbaşı ile ilgili, bu video ile ilgili aşağı yaptığınız yorumlardan birini seçeceğim. Hangisi bilmiyorum. Canım hangisini isterse, hangisi beni gülümsetirse, hangisi iyi gelirse muhtemelen seçeceğim. Çok fazla mesaj olursa da o piti piti yapacak bir şey yok. O yüzden aynı atkıdan bir bende, bir tane bir takipçimde olacak. İşte böyle. Biraz tipsiz olmuş olabilirler. Zor da olsa şekerlerle biraz renklendirmeye çalıştım ama tadı gerçekten çok güzel oldu. Mesele bu zaten. Tamam. Yiyoruz. Yiyebiliyor muyuz? Yiyoruz. Hem de çok güzel yiyoruz.